Şimdi kedinin artığı ona geldi. Bunda da ihtilaf var. Kedinin artığı mekruhtur. Temizdir yahut necistir. Bunda da ihtilaf var. Bazılarına göre necistir, bazılarına göre temizdir, bazılarına göre mekruhtur. Bu, zaten bu kitabın maksadı ihtilaflı meseleleri beyan eder. Bab-ı Sûr-ül Hirri. Kedinin artığı babıdır. Haddesena Yunus ibn-i Abdülâlâ. قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن حميدة بنت عبيد بن رفاعة أن كبشة بنت كعب بن مالك حضرت كبشة رواية ديور كذا كانت تحت بن أبي قتادة هو كبشة عبد الله بن قتادة عائلة سيمش ونن نكاحن ديمش Kepşe diyor ki enne ebâ gatâde ki kendisinin kaynatası oluyor, kayınpederi. Dehale aleyha. Onun yanına gitmiş. Fesekebet lehu vudûen. O da ona abdest suyu dökmüş. Fecaet hirretun. Bir kedi geldi diyor. Fesekebet de olur, fesekeptü de olur. O geldi benim yanıma, ben de ona döktüm. Fesekeptü, ben döktüm de ona ve duan abdest suyunu. Fecaet hirretün feşeribet minhu. Bir kedi geldi, o sudan içti. Fe esgâleha Ebu Gatâde'te. Ebu Gatâde çanağı eğdi. O kediye el inâ çanağı eğdi. Hatta şeribet içti. Kedi susuzmuş, gelmiş su içecek. O da abdest suyu getirmiş ya. Onu tuttu, kediye verdi, kedi içti. Ondan sonra da abdest aldı. E bu demek ki kedinin artığı temiz. Buna delalet etti. Galet. Müennes mi sende? Yok. Onu galet etti. Galet kepşetü. Kepşe dedi ki fereani enzuru ileyh. Ben de öyle dikkatle bakıyorum ki bu kedi necis. Ebu Gatâde bu kediye niye suyu verdi? Ona bakar buldum. Fekale dedi ki etacebine yebnete ahi. Ey kardeşimin kızı, sen teaccüp mi ettin? Galet kepşe dedi ki kultunem, ben ona dedim ki evet teaccüp ettim. E bu kedi necis, sen buna bunu verdin, bundan da abdest alıyorsun. Kale bu Katade buyurdular ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki inneha leyset bineces. Bu necis değildir. Kedi necis değildir. İnneha minet tavvafin. Kedi insanların etrafını dolaşan hayvanlardandır. Minet tavvafin aleyküm. Sizin üzerinizde yani yanlarınızda dolaşanlardandır. Evet tavvafat yahut da böyle dedi. Minet tavvafin evet tavvafat. Tavvafin insanlara derler. Etrafta dolaşan insanlara tavvaf. Hayvan olursa tavvafat. Öyleyse bundan anlaşıldı ki kedinin artığı necis değil. Haddesena Muhammed ibn el-Haccac. Kale haddesena Esed ibn Musa. Kale haddesena Kays ibn Rabi'a. An Ka'b ibn Abdurrahman. An ceddihi Ebi Katade. Ka'b ibn Abdurrahman kendi dedesi Ebu Katade'den rivayet eyledi. Kale ra'ituhu yetavadda. Ben onu abdest alırken gördüm. Feca'a el-hir. Kedi geldi. Fe esgâlehu. Çanağı ona eğdi, hatta şeribe bineline, o çanaklar içti. Fekultu ya ebeta, ey pedercağız, ey baba, lime tef'alü hâzâ, niçin bunu yaptın? Fekale, buyurdular ki, kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yef'alü, Peygamber Efendimiz bunu işlerdi. Ev kâle, hiye minet tavvâfîne aleyküm, yahut da hiye minet tavvâfîne aleyküm dedi. Yani illeti de o. Peygamber Efendimiz onu yapmış, kediye suyu vermiş, bunu da necis saymamış. Kıyasın necis olması lazım. Fakat insanların yanından ayrılması daima dolaşır. Zaruret vardır. O zaruret dolayısıyla temiz sayıldı. İkinci rivayet de bu. Üçüncü rivayet haddesena Ebu Bekrete. Kale haddesena Muammel ibn İsmail. Kale haddesena Süfyan-ı Tevri. Kale haddesena Ebu Rical. An ümmihi Amre. Ebu Rical anası Amre'den rivayet eyledi. En Aişe'te radıyallahu anh'a ve Hazreti Aişe'de. Kâlet Hazreti Aişe radıyallahu anh'a buyurdular ki küntü a'tasilü ene ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel inâil vâhid. Ben ve Resulullah Efendimiz bir çanaktan gusl ederdik.
وَقَدْ اَسَابَتِ الْهِرُّ مِنْهُ Halbuki o sudan da kedi içmişti. قَبْلِ ذَٰلِكَ bizim guslümüzden evvel. Kedi içti. Ondan sonra da onlar guslettiler. Su temiz olduğunda, tahir ve tehur olduğundan böyle sayıldığında gusletmişler. Necis olsa gusletmezlerdi. حَدَّسَنَا يُونُس قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ السَّوْرِ اَنْ حَارِسَةَ بْنِ اَبِرْ رِجَالُ رَحْمَهُ اللّٰهِ Evet, yine Ebu Rijal'dan rivayet ediliyor. Bir, وَحَدَّسَنَا اَبُوْ بِسْعَبْدِلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانِ اَرْرِقِّ قَالَ حَدَّسَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ اَنْ حَارِسَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنْ عَمْرَةَ اَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنْهَا مِسْلَهَا Yani bu her ikisi de gerek Ebu Rijal, Harisete bin Ebu Rijal, yani burada da Harisete bin Muhammed, Ebu Rijal, o Muhammed Ebu Rijal. Her ikisi de Amr'dan, Amr'da Hazreti Ayşe'den radıyallahu ta'ala anhadan rivayet ediyor. Mislehu, hadisin mislini. Yani kedi geldi, kedi sudan içti, o sudan da Hazreti Ayşe ile Hazreti Peygamber Efendimiz guslettiler. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا خالد بن عمرو الخراساني قال حدثنا صالح بن حيان burada صالح بن حيان demiş fakat sahih صالح بن حسان kenarına yaz صالح بن حسان قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Ayşe buyurdular ki Peygamber Efendimiz kâne yusgil inâe suyu İsra ederdi, yani bırakırdı lihir bir kediye. Kedi ondan içerdi. Ve yetevaddahu bifadlihi. O kedinin artığıyla da abdest alırdı. Böyle oldu ise قال Ebu Cafer İmam Tahavi diyor ki فَزَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِهِ الْاَثَرِ Cemaatten bir kısmı bu eserlere zahip oldular. فَلَوْمْ يَرَوْا بِسُورِ الْهِرِّ Bâsen. Kedinin artığında beis görmediler. Ve mimmen zehebe ila zalik işte buna zahip olanlardandır Ebu Yusuf ve Muhammed. Ebu Yusuf ve Muhammed dediler ki kedinin artığı temizdir. İşte bu hadislerde delildir. Ve halefenun fi zalik bunlara muhalefet etti. Aherun diğerleri de bunlara muhalefet ettiler. Fekerihuhu onu mekruh gördüler kedinin artığı. Ve kâne minel hücceti lehum bu kerih görenlerin lehine olan hüccettendir. Ala ehlil mekaletil ula birinci mekale sahiplerine ki yani İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'in aleyhine ve ikinci kavle sahip olanların lehine olan hüccettendir ki enne hadise malikin en ishaq ibni abdillah malikin ishaktan ishaq ibni abdullah'tan rivayeti Evet. La hüccete lekum fihi. Sizin için onda bir delil yoktur. Min kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kavlinden ki ala enneha leyset bi necis. Bu necis değildir. İnneha minet tavvafin aleykum evit tavvafat. Kedi sizin etrafınızı dolaşan hayvanlardandır diye rivayet geldi ya. Onda sizin için bir delil yoktur. Birinci hadis var ya. Ebu Katade'nin o. Şimdi birinci hadisi Malik Yunus İbni Abdülala Abdullah İbni Vehb'den o da kimden rivayet etti ki Malik'ten işte dedi İmam Malik'in rivayet etmiş olduğu bu hadis. Kedi geldi içti. Kepşe de diyor ki ben Ebu Katade'ye dedim ki ne yapıyorsun? O da dedi ki Resulullah Efendimiz buyurdular ki bu necis değildir. Bunda size bir delil yoktur bu. Hazreti Malik yoluyla gelen bu hadiste kedinin artığı temizdir diyenlerin lehine bir delil yoktur dedi. Niçin? لَاَنَّ ذَٰلِكَ Zira bu قَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ اُرِيدَ بِهِ Caiz ki bununla murad ediler. Ne murad ediler? Kevnuha fil buyuti. Kedinin
قَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ اُرِيدَ Ve bununla murat edilen ne? كَوْنَهَا فِي الْبِيُوتِ Evlerde olması murat edilen. Ve مُمَاسَّتَهَا اَثْيَابِ Daima elbiselere değmesinden ileri gelmiş olan, daima insanlara gelir, sürünür, evlerde etrafta dolanır. Bu murat edildi. فَاَمَّا وَلُوْهَا اَمَّا Onun yalaması fil inayi bir kapta, bir kapı yalaması yahut da artığı فَلِيْسَ فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ Onda delil olmadı ki اَنَّ ذَٰلِكْ bu يُوْجِبُ النَّجَاسَةَ اَمْلَى Necaseti mucib müdür değil midir? Bu hadiste bir şey yok. Peygamber Efendimiz kedi tavvaflardandır. Etrafınızı dolaşır. Yani gelir, sürünür. Süründüğü gibi onun sürünmesinde necis olması mı lazım gelir? Lazım gelmez. Çünkü ondan kaçmak mümkün değil. Ama sürüne gelince hadiste sürü yok ki. Peygamber Efendimiz ne dedi? اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسْ اِنَّهَا مِنَ التَّوَّافِينَ عَلَيْكُمَ بِالتَّوَّافَةِ Burada sürü necis değildir diye bir şey yok. Yalnız kedi necis değildir. Çünkü sizin etrafınızı dolanıyor. Bundan iki mana çıkar. Bir sizin dediğiniz gibi kedinin artığı. Ama zikredilmemiş. Bir de o gelip insanların üzerine sürülüyor. Onun üzeri sürünmesinden insanın elbisesi necis olur mu olmaz mı? Caiz ki sürünmesi insanı necis etmez. Bu murad edilmiş olan. وَاِنَّمَا الَّذ۪ي فِي الْحَد۪يثِ مِنْ ذَٰلِكِ Yalnız hadiste olan şey فِيَعْلُ اَبِي قَتَادَةَ اَزَّةَ اَبُوْ قَتَادَنِنْ فِيَعْلِدِرْ Resulullah'ın kelamında bir şey yok da Ebu Katade'nin fiali ki o tuttu kediye o içirdi. Resulullah Efendimiz de tuttu içirdi. Bu yok. فَلَا يَنْبَغَ اَنْ يُحْتَجَّ Layık değildir ki hüccet getirilen min kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavlinden bima kad yahtemilu bir şeyle ki ihtimal olur. El-ma'na lezi şul bir ma'na ne muhtemel olur. El-ma'na lezi şul bir ma'naya muhtemel olur ki yuhteccu bihi onunla ihticac ediliyor fihi o meselede. Ve yuhtemelu ve yahtemilu muhtemel olur hilafu hilafi. Evet. بِمَا قَدْ يَحْتَمِلُ Öyleyse بِمَا يَرَاجِ olur قَدْ يَحْتَمِلُنُ zemiri. Resulullah Efendimiz'in kavlünden ihticac ediler. Edilmek layık olmaz. Ne ile? بِمَا bir şey ile ki قَدْ يَحْتَمِلُ O şey mühtemil olur. اَلْمَعْنَا الَّذِي شُول bir manaya ki يُحْتَجُ بِهِ فِيهِ Onunla bu mesele hakkında ihticac olunur. وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ Bir de hilafına mühtemil olur. Onun için bundan delil çıkmaz. Peygamber Efendimiz'in kavlünde اِنَّهَا مِنَ التَّوَّافِينَ اُتَّوَّافَتْ var. Bunun iki manası var. Artığı necis değildir yahut da kendisinin sürünmesi necis değildir. İkisine de ihtimal olduğundan dolayı buradan bir delil elde edilemez. وَقَدْ رَيْنَ الْكِلَابَ Kertleri de biz gördük. كَوْنَهَا فِي الْمَنَازِلِ Menzillerde olmalarını gayre mekruhin mekruh değildir. Böyle gördük. Kelplerin de evlerde olması mekruh değildir. Öyleyse kediler de onun gibi yani. Ve suraha mekruhun halbuki kelplerin artığı mekruhtur. Fakat yecuzu eyza yine böyle caizdir ki en yekune maruyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadisi şerif ola mimma fi hadis Ebi Katade'de Ebu Katade'nin hadisinde olan hükümden ki üride bihi bununla murad edildi. Yani kedi necis değildir. Bununla murad edildi. Ney? El kevnu fil menazil menzillerde olması. Lissaydi av için ve hiraseti bekçilik için ve zer için. Mesela kedi evde beslenir. Ne için? Fareyi avlar. Yılan gelirse avlar ve hiraseti yılan milandan korkar akrep mekrep varırsa öldürür. Evet. Ve zer'i yiyecek öteberi olursa fare geldiği gibi onları muhafaza edeceğiz ki bunun için oldu. Ve leyse fî zâlike delilun bunda delil olmadı ala hükmü sûriha kedinin artığının hükmüne bir delil yok. Hel huve mekruhun emla mekruh mudur değil midir? Hadis-i şerifte bir şey yok. Ve lakinnel âthârel uhar en âişeten Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem
Lakin başka eserler vardır Hazreti Ayşe'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiştir ki fiha ibahatu suriha. Kedinin artığının mübah olduğunda başka eserler vardır. Fenuridun, murad ederiz ki en nenzure, biz bakalım. Hel ruvi en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi mi? Ma yuhalifuha, ona muhalif olan bir şey rivayet edildi mi, edilmedi mi? Fenezerna fidarik, biz buna baktık. Yani Ebu Katade'nin bu rivayetinde bir şey yok. Kedinin artığı necistir, mekruhtur, hiçbir hüküm yok. Yalnız bir mana çıkıyor ki insanların etrafında dolaşan bir hayvandır. Binaenaleyh necis değildir. Bu da iki manaya mühtemildir. İki manaya mühtemil olduğundan get'i birisini alamadık. İki mananın birisi, o sürünürse insanın elbisesine necis olmaz. Birisi bu. Birisi de bunun artığı necis olmaz. Bu hadisin ikisine de ihtimali var. İhtimalle get'i bir hüküm çıkmaz. Yalnız Hazreti Ayşe'den başka rivayetler geldi. Onlara bakacağız ki onlarda kedinin artığı necis midir, mekruh mudur, mübah mıdır, bir şey var mı yok mu? Feiza Ebu Bekir'de. İza müfaciye. Biz baktık, bir de baktık Ebu Bekir radıyallahu anh kad haddesena, bize rivayet ediyor. Kale haddesena Ebu Asim en Kurrate ibn Halid. Kale haddesena Muhammed ibn Sirin en Ebi Hureyre anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Etti ki kâle tehûrul inâ, bir kabın temizlenmesi izâ velâ fîhil hirru, kedi onu yaladığı vakitte onun temiz olması en yûsele merreten ev merreteyn, ya bir defa yıkana yahut iki defa yıkanılar. Yahut bu şek nereden geldi? Kurretü şekke. Ravi olan Kurretü bin Halid şek etti. Bu Muhammed ibn Sirin'den rivayet ediyor. Diyor ki Muhammed ibn Sirin merreten mi dedi, merreteyim mi dedi. Yani yıkanmak var. Ha bir olsun, ha iki olsun. Binaenaleyh. Mübah olsa yıkanmazdı. Demek ki mekruh ki yıkanıyor. Öyleyse bu Ebu Katade'nin hadisini izaha çıkarmış oldu. Yani kedinin artığı mekruhtur. Bunu çıkarmış oldu. وهذا حديث متصل الاسناد سندي متصل بالحديث فيه خلاف ما في الاثار الاول اولك eserlerde olan hükmün hilafı olan bir hüküm vardır. وقد فصلها هذا الحديث, bu hadis bunu tefsil etti, aydınlığa çıkardı. لصحه اسناده, çünkü bu hadisin senedi sahihtir. Öyleyse yukarıkini izaha çıkarmış oldu ki evet, kedinin yalamış olduğu bir kap bir kere yahut iki kere yıkanmalıdır. فَاِنْ كَانَ هَذَا الْاَمْرُ يُوْخَدُ مِنْ جِهَدِ الْاِسْنَاتِ, eğer bu gibi emirler, hükümler isnat cihetinden alınır ise, yani biz senede bakar da delile bakarsak فَاِنَّ الْقَوْلَ بِهَذَا, bu hadisle hükmetmek اَوْلَى مِنَ الْقَوْلِ بِمَا خَالَفَهُ, buna muhalif olan diğer bir hadisten daha evladır. Madem rivayetle alıyoruz, bu senedi muttasil ve sahih olduğundan bunu almak daha iyidir, daha kuvvetlidir. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ, bir adam itiraz etse dese ki فَاِنَّ هِشَامَ بْنِ حَسَّانَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ, Hişam ibn Hasan bu hadisi rivayet eyledi, Muhammed ibn Sirin, Muhammed ibn Sirin'den, فَلَمْ يَرْفَعُ فَقَدْ رَفْعَ اَيْلَمَدِ, İbn Sirin ne dedi burada hadiste? Resulullah Efendimiz'den işittim dedi mi? Yok. Hasan hangi hadisteydi yukarıda? Hayyan demişti ya. Evet. Fehim gâle gâilun, bir adam yatıraz ise dese ki فَاِنَّ هِشَامَ بْنِ حَسَّانَ, Hişam ibn-i Hasan bu sonki Ebu Bekir'in rivayetinde gelen, قَدْرَ وَهَذَا الْحَدِيثَ, bu hadisi rivayet eyledi, اَمْ مُحَمَّدْ ibn-i Sirin, Muhammed ibn-i Sirin'den rivayet eyledi, فَلَمْ يَرْفَعْهُ اُنِ رَفْ اَيْلَمَدِ, yani siz bu hadiste diyorsunuz ki Muhammed ibn-i Sirin Ebu Hüreyre'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi diye senedi müttasil getiriyorsunuz, halbuki hadis müttasil değildir.
Muhammed İbn-i Sirin'de mevkuftur. Muhammed İbn-i Sirin Hazreti Ebu Hüreyre'yi zikreylememiş. Siz burada zikrettiniz. Ve zükire fî zâlik, bunda zikredildi. Mâ haddesena Ebu Bekre ve zekere fî zâlike, bunda zikreyledi. Neymâ ol bir şey ki haddesena Ebu Bekre, kâle haddesena Vehbi ibn-i Kerîr, kâle haddesena Hişam ibn-i Hassan en Muhammedin an Ebu Hüreyre. Evet, Ebu Bekre Hişam ibn-i Hassan'dan, o da Muhammed ibn-i Sirin'den, o da Ebu Hüreyre'den zikrediyor. Zikretti. Halbuki Muhammed ibn-i Sirin'de kalmıştır. Hadis şu, Ebu Hüreyre'den قَالَ سُورُ الْهِرَّةِ kedinin artığı yuhragu dökülür ve يُغْسَلُ الْاِنَاوُ çanıkta yıkanılır merreten emmerretin. Ya bir yahut da iki kere. Yani hadis Muhammed ibn-i Sirin'de mevkuf iken siz Ebu Hüreyre'yi getirdiniz, buraya soktunuz. Ebu Bekir'in rivayetinde var ya, Muhammed ibn-i Sirin kimden rivayet ediyor? En Ebu Hüreyre ani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü hadis mevkuf olursa hükmü başka, merfu olursa başka. Merfu olursa, senet müttasil olursa hadisi sahih olur. Mevkuf olursa senet müttasil olmaz, hadis zayıf olur. İtiraz ediyor ki bu hadis mevkuf iken, zayıf iken siz bunu merfu kıldınız, sahih kıldınız. Ondan sonra da diyorsunuz ki bu hadis sahihtir, muttasilül isnattır. Bununla amel etmek daha evladır diyorsunuz. قِيلَ لَهُ Ona cevap olarak denilir ki لَيْسَ فِي هَذَا bunda olmadı مَا بِشَيْكِ يَجِبُ فِيهِ vacip olur. Onunla fesadü hadisi kurre. Kurre'nin hadisinin fesadini mucib olur. Bir şey olmadı. Kurre ravilerden birisi Kurre ya burada. Ebu Bekir'e Asim'den rivayet ediyor. O da Kurret ibn-i Halid'den. Buna işte hadisi Kurre diyorlar ki bunda bunun manasını ifsad edecek bir şey yoktur. Niçin? لَنَّ مُحَمَّدَ بْنِ سِيرِينَ Muhammed ibn-i Sirin قَدْ كَانَ يَفْعَلُ هَذَا bunu yapardı. Fî hadisi Ebu Hüreyre Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet etmiş olduğu hadislerde يُوْكِفُهَا عَلِي orada dururdu. Hazreti Ebu Hüreyre'yi zikreylemezdi. فَإِذَا سُئِلَ عَنْهَا bu hadisten sual edildiği vakitte Muhammed ibn-i Sirin'e ki sen bunu sen ashabtan değilsin. Resulullah'ı görmedin. Hangi sahabeden rivayet ettiğinde söylemiyorsun. Niçin bunu söylemiyorsun? İbn-i Sirin derdi ki هَلْ هِيَ bu olmadı. هَلْ هِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ bu olmadı illa Peygamber Efendimiz'den olmadı. Helhiye bu olmadı. İlla anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rafa'aha ve ni raf eder. Yani ben Ebu Hüreyre'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Fakat İbn-i Sirin orada durur diye. Ebu Hüreyre'nin rivayetlerini itiraz o vakitte çok vuku bulduğunda onu söylemezdi. Yoksa onun rivayet edilmiş olduğu hadisler hepsi Ebu Hüreyre'den. Ve delilü ala zalik. Peki bunun delili de var mıdır? Var. مَا حَدَّسَنَا İbrahim ibn Ebi Davud İbrahim'in ve Müdavud'un rivayet etmiş olduğu hadis bunun delilidir. قَالَ حَدَّسَنَا İbrahim ibn عَبْدِ اللّٰهِ الْهَرَوِ قَالَ حَدَّسَنَا İsmail ibn İbrahim en Yahya ibn Atik en Muhammed ibn Sirin o da Muhammed ibn Sirin'den rivayet eyledik اَنَّهُ كَانَ اِذَا حَدَّسَنَا بِي هُرَيْرَ Hz. Ebu Hureyre'den rivayet eylediği vakitte فَقِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ona denilirdi ki Ebu Hüreyre Peygamber Efendimiz'den bir rivayet eyledi. فَقَالَ كُلُّ حَد۪يسَ اَب۪ي هُرَيْرَ اَنِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ebu Hüreyre'nin bütün hadisleri Peygamber Efendimiz'dendir. وَاِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ bunu yapardı, işlerdi. Ne için? لَاَنَّ اَبَا هُرَيْرَ Hazreti Ebu Hüreyre لَمْ يَكُنْ يُحَدِّسُهُمْ onlar وَاِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ bunu Muhammed ibn-i Sirin yapardı. Yani Hazreti Ebu Hüreyre'nin ismini zikreylemezdi. Bir hadis rivayet eylediği vakitte. لَاَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh لَمْ يَكُنْ يُحَدِّسُهُمْ onlara rivayet eylemezdi. اِلَّا عَنِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَّا Peygamber Efendimiz'den rivayet eylerdi. فَاَغْنَاهُ onları müstahni kıldı. مَا أَعْلَمَهُمْ onlara bildirmiş olduğu şeyden ki
min zalik bundan fi hadisi İbn Ebi Davud İbn Ebi Davud'un hadisindeki en yerfa kulli hadisin her bir hadisi ref ede öyle hadis ki yervihi lehum Muhammedun Muhammed bin Sirin onlara rivayet ediyor anhu Hazreti Ebu Hureyre'den binaenaleyh yani raviler bilirdiler ki Muhammed bin Sirin'in rivayet etmiş olduğu hadisler Peygamber Efendimiz'e merfudur. Çünkü başka bir kimseden rivayet etmiyor. Bunu bildiklerinden dolayı Muhammed bin Sirin'den bir rivayet geldi mi Ebu Hureyre'yi zikreylemezden onu zikrederdiler. Fesebete bizalik bununla sabit oldu ittisalü hadisi Ebu Hureyre Ebu Hureyre'nin hadisinin muttasil olduğu. Haza işte bu hadisinin de muttasil olduğu sabit oldu. Ma'a sebti kurrata Kurrat ibn Halid'in sept olması adil olmasıyla beraber ve zaptının kuvvetli olmasıyla beraber ve itkaniyle beraber yani Kurrat ibn Halid böyle zayıf bir adam değil. Adil, sıkı bir adam olduğundan dolayı Muhammed ibn Sirin'de dururdu. Ebu Hureyre'yi zikreylemezdi. Yoksa hadislerin hepsi muttasil. Bunun cevabı da bu. Sümme kad ruviye zâlike izâ. Yine bu hadis rivayet edildi. An Ebu Hureyre'te mevkufen min gayri hadet tarik. Bu terikten başka bir terikle Ebu Hureyre'de mevkuf olarak yine zikredildi. Velâkinnehu gayru merfû. Lakin merfû değil, mevkuf. Mevkuf yani Ebu Hureyre'de kalıyor. O rivayet de şu. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة حضرت أبو هريرة روايت edildi قال buyurdu Peygamber Efendimiz'den işittim buyurdu demiyor قال أبو هريرة dedi ki يغسل الإناء من الهر bir çanak kedinin artığından yalamasından yıkanılır. Kema yuğselü minel kelbi kelbin yalamasından yıkandığı gibi. Kelp yalar nasıl necis olur yıkanırsa, kedi de yalarsa necis olur yıkanılır. Bu rivayette geldi. Hem de kelp gibi kıldı. Fakat hadis mevkuf. Sahabede dururmuş. Haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene bin Ebi Meryem. قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن خير بن نعيم عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله أينم بو حديث مثلني ابن أبو داود روايته لدي وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيه Yine böylece ashab-ı kiramdan ve tabiinden bir cemaatten de rivayet edildi ki kedinin artığı köpeğin artığı gibidir. Onun sürü gibidir. Nasıl köpek yalar yıkanılırsa kedi yaladığı vakitte de öyle yıkanması lazımdır. Peki bu cemaatten rivayet edildiğini neyle ispat edersin? Onları beyan ediyor. Haddesena Yezid ibn Sinan قال haddesena Ebu Bekir el-Hanefiyyü Ebu Bekir el-Hanefi, mezhebi Hanefi demek değil, Beni Hanife kabilesinden. Ebu Bekir el-Hanefi. Kale haddesena Abdullah ibn-i Nafi'a, Mevle ibn-i Umar, an ebihi, enne Umar, ennehu kâne la yetabatta. Abdullah ibn-i Umar, an ibn-i Umar, ennehu kâne Abdullah ibn-i Umar, kâne la yetabatta ve abdest almaz idi. Bi fadlil kelbi vel hirri. Köpeğin artığıyla, kedinin artığıyla abdest almaz diye. Ve ma siva zalik, bunun başkasında feleyse bir bes, beyiz görmezdi. Bunların ikisi necis olduğundan onların artığıyla abdest almazdı. Haddesene bin Ebu Davud, kâle haddesene el-Rabi'u bin Yahya el-Üşnani, kâle haddesene Şâbetü en-Vâkid ibn-i Muhammedin en-Nafiyen an ibn-i Ömer, ennehu kâl, Abdullah ibn Ömer buyurdular ki la tavaddu abdest almayınız min suril himar himarın eşeğin artığıyla velel kelp köpeğin veles sinnevr kedinin bunlarla abdest almayınız işte bu da bir sahabedir sahabenin rivayeti haddesena
İbrahim ibn Merzuk قال حدثنا بهب بن جرير قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله عن قتادة عن سعيد قال اذا بلغ النور في الاناء سعيد ki Said'in kudru olacak. Bir kedi yalarsa fil inayı bir kabı fasil humarrateyni ve selase. 12 ve 3 defa yıka. 2 ve 3 defa yıka. Bunlar hep delalet ediyor ki kedinin artığı necismiş. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccac kâle haddesena Hammadun an Katade anil Hasan ve Sa'id ibn el-Müseyyeb. Ha, Sa'id dedi ki yukarıki Sa'id, Sa'id ibn el-Müseyyeb imiş. Sa'id'in kudru değil. Yani tabiinden öyle ya. Sa'id'in kudru olsa hadis merfu olur. Evet, Sa'id ibn el-Müseyyeb. Fissinnevri kedide. Kedi hakkında rivayeti var ki yeligu velaga yeligu yahut da veliga yelegu ikisi de olur. Yeligu fil ina bir kabda bir kabı yalarsa Said ibn Müseyyeb ve Hasan ibn Basri her ikisi de ne buyurdular? Kale ahaduhuma onların birisi dedi ki Hasan ibn Basri ile Said ibn Müseyyeb'den birisi kale ahaduhuma yasiluhu marra onu bir kere yıkar. Ve kâle l-âkhar öteki de dedi ki yâsiluhu merreteyni iki kere yıkar. Yani tabiinden iki büyük zat kedinin yalamış olduğu bir kabı birisi dedi ki ikisi de yıkanacak dediler. Yalnız kaç defa yıkanacak? Birisi dedi ki bir defa yıkanacak, birisi de dedi iki defa yıkanacak. Haddesena Süleyman ibn Şuayb ibn Süleyman el-Keysaniyyü kâle haddesena el-Hasib ibn Nasihin kâle haddesena Hammadun en Katade قال كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان سعيد بن المسيب ile Hasan Basri derdiler ki اغسل الإناء ثلاثا bir kabı üç defa yıka yani min suril hirri kedinin artığından kedinin artığı varsa onu üç defa yıka حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حرة هو ديل حرة رو عن الحسن Hasan-ı Basri'den rivayet eylemiş. Fî hirrin velâgâ fî inâin. Bir kedi hakkında rivayet var ki çanağı yalarsa ev şeribe minhu yahut da o sudan içerse kâle Hasan-ı Basri buyurdular ki yusabbu onun içindeki su dökülür ve yugselül inâ'u merreten o kab da bir defa yıkanılır. Yani su necis olduğundan onu tök bir defa yıkamak da kâfidir. حدثنا روح بن الفرج القطان قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب أنه سأل يحيى بن أيوب سؤال ديور كما يحيى بن سعيد أما لا يتبطأ بفضله من الدواب حيوانların hangisinin artığıyla abdest alınmaz O sunun hükmünden, bu artığın hükmünden sual ediyor. Fekale, o da cevaben dedi ki el-hinziru vel-kelbu vel-hirru. Hinzir, kelp bir de kedi. Bunların artığıyla abdest alınmaz. Yani kedinin artığını da necis kıldı. Vekad şedde hâdel gavl bu gavli de kuvvetleştirdi. El-nazaru sahih nazari sahih yani kıyas. Aklında düşünülürse bu kuvvetlidir, doğrudur. Ve zâlik enne râeyne l-luhman. Nasıl yani nazar kıyas bunu teyit etti, tekit etti diyor ki ve zâlik bunun nazarı sahih şu şekilde ki enne râeyne biz gördük el-luhman etleri alâ erbâ tevcu. Etlere baktık, etler dört türlüdür. Feminha birincisi lehmun tahir. Bir et temizdir, mekulun yenidir. Ve huve lehmul ibili vel bakari vel ganemi. Yenilen hayvanlar işte. Bunların etleri temizdir. Fesûr zâlike. Bunların artıkları küllühü hepsi tahirun temizdir. Leennehu mâsse lehmen tahire. Bunların artıkları etten geliyor. Hangi etten geliyor? Temiz etten. Onların ağızlarının o şeyi, suyu temiz ete temas etmiştir. Temiz etten geldiğinden artıkları da temizdir. Ve minhâ lehmen tahirun gayru mekûl. Bir de temiz ettir ama yenilmez. Ve huve lehmü beni Adem. Beni Adem'in etidir.
ve suruhum tahir. Onların artığı da temizdir. لَنَّهُ مَا سَلَحْمًا تَاهِرًا. Onun artığı da temiz ete temas etmiştir. İnsanların eti temizdir. Yenilmez ama fakat eti temizdir. Bu onun artığı da temiz etten geldiğinden o da temizdir. وَمِنْهَا لَحْمٌ حَرَامٌ. Bir de haram olan ettir. وَهُوَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ. Hınzirin kelbin etidir. فَسُورُ ذَٰلِكَ حَرَامٌ. Bunların artığı da haramdır. لَنَّهُ مَا سَلَحْمًا حَرَامٍ. Haram olan bir ete temas etmiştir. فَكَانَ حُكْمُ مَا مَسَّ هَذِهِ اللُّحْمَانَ الثَّلَاسَ. Bu üç ete temas eden bir artığın hükmü oldu. Kema zekerine zikrettiğimiz gibi oldu. Bizim zikrettiğimiz gibi bu üç etin hükmü oldu. يَكُونُ حُكْمُهُ. Onun hükmü oldu. Hükmaha, bu hayvanın hükmünde oldu. Yani bunların etleri neyse onun artıklarının hükmü de öyle oldu. Fit tahareti ve tahrim. Temizlikte ve haram olmakta. Eti haramın artığı da haram. Eti temiz olanın artığı da temiz. Dördüncü bir et kaldı. Ve minel lühmâni eyza. Etlerden bir kısım da vardır. Lehmün bir lehm ki ked nuhiyan ekrihi. Onu yemekten nehyolundu. Olundu. Ve huve lehmül humuri lehriye. Merkeplerin eti. Vehşiler değil de vehşi merkeplerinki temizdir, avdur. Avlanırsa o yenilir. Fakat humuri ehliye ki yani yabani merkep değil de ehli. Bizim kullandığımız merkepler. Bunların etini yemekten nehyolundu. Ve kulli zinabin. Min es-siba eyza. Bir de canavarlardan her bir dişi olan hayvanın etini yemekten nehyolundu. Ve min zalik, o dişi olan yırtıcı hayvanlardandır. Es-sinnevru kedi. Ve ma eşbehu, kediye benzeyen şeyler. Onlar da dişleri vardır. Diğer hayvanları avlar, yerler. Onların etini yemekten de nehyolundu. Fe kâne zâlike menhiyen anhu. Bu da onlardan nehyolunmuş oldu. Bu kedinin eti. Memnu'an min ekli lehmihi, etini yemekten memnu oldu bir sünnet ile. Yani hadis-i şerif onlardan da nehyeyledi. Öyleyse kıyasa bakılırsa ve kâne fin nazari eyza, öyleyse kıyasa oldu sûr-ü zâlik. Onun artığı hükmuhu, onun hükmü hükme lehmihi, etinin hükmü oldu. Öyleyse onun artığının hükmü etinin hükmü, kedinin etini yemek haram, artığı da haram. لَنَّهُ مَا سَلَحْمًا مَكْرُوهًا. Mekruh olan bir ete temas etti. فَسَارَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ. Bu surun hükmü etinin hükmü oldu. كَمَا سَارَ حُكْمُ مَا مَا سَلُّحْمَانَ الثَّلَاسَ الْاُوَلَ حُكْمَهَا. Evvelce zikrettiğimiz eti temiz olanın artığı temiz, eti murdar olanın artığı murdar. Nasıl ise bu da murdar olan bir ete temas ettiğinden bunun artığı da menhiyyün anhu oldu. Fakat ne diyor? Haram demiyor da buna mekruh diyor. Mekruh oldu. Fesebete bizalike, bununla sabit oldu. Kerahetü sûri sinnevr, kedinin artığının mekruh olduğu sabit oldu. Febihâdâ nâhuz, biz bununla alırız. Vehve kavlu ebi hanifet rahimahullah rahmetullahi aleyh. İmam-ı Azam'ın kavli de budur. İmameyn'le göre neydi? İmameyn aldı, temiz dediler onlar. İmam Ebu Yusuf Muhammed فَلَمْ يَرَوْ بِسُورِ الْهِرِّ بَأْسًا. Kedinin altında beis görmediler, temiz gördüler. İmam Ebu Hanife de mekruh gördü. Bu mekruh da kerahati tehrimiye mi, kerahati tenzihiye mi? Bir mezahip mi? Evet, o da var. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ كَرَاهَةُ سُورِ السِّنَّوْرِ فَبِهَذَا نَاخُدُهُ قَوْلَ بِي حَنِفَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلِيهِ. Evet, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kedinin artığının mekruh olduğuna kail olmuştur. Bunda da ihtilaf var. Kerahati tehrimiye mi, kerahati tenzihiye mi? İmam-ı Tahavi kerahati tehrimiye ve başkaları da kerahati tenzihiye olduğuna gidiyor. Her iki tarafı teyit eden kavullerde var. Fakat zahir olan Allah-u Alem kerahet
ittifak var da tehrimiye ve tenzihiye olduğunda İmam-ı Azam'a göre ihtilaf var. Ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed İmam Ebu Hanife ile beraber mi değiller mi? Bunda da ihtilaf var. Kavli meşhura göre İmam Muhammed İmam-ı Azam ile beraber. Kedinin artığı mekruhtur diyor. Kerahati tehrimiye. İmam Ebu Yusuf'tan da bir rivayet var İmam-ı Azam ile beraber. Fakat meşhur olan o hayır. Beis görmüyor. Yani kedinin artığı temizdir diyor ki diğer üç mezhep sahipleri de İmam Ebu Yusuf gibi beis görmüyorlar. Kedinin artığı temizdir diyorlar. Allahu Teala alem.